Hoş geldin. Diş çıkarıyor seninki. İyi. Sofrayı kemirmeye bir o eksikti. O da gelsin. Ya nerede yemek? Karşımda durup geyik yapıyorsun ya. Yok diş çıkarmış. Yok bilmem ne. Allah Allah. Tamam tamam. O senin çocuğun değil sanki. Başlatma şimdi. Uğraşamam hiç. İyi iyi. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Görmüyor musun baba ya? Evet, görüyorum. Adam ol azıcık, adam. Hadi, hadi canım. Şş, tamam bebeğim. Hadi, al bir tane. Zırlatma şunu ya. Ne yapayım canım? Hadi. Yok anasını satayım, huzur yok. Ne işte ne evde. Ne? Ne yokmuş ne yokmuş? Hiç. Hiç. Huzur yok. Evet huzur yok. Çünkü sen varsın üstü. Sen varsın. Baba. Fesubhanallah. Fesubhanallah. Bir de bu kaldı başımıza. Ne iş ulan bu be? Sen de çok dikine dikine konuşuyorsun Hüsnü. Yalan mı lan? Huzurum mu kalmış benim? İş yerinde psikopat bir patron. Ev yemeğe bin şahit lazım bir ahır. Ulan it bağlasan durmaz be it. İyi ama Hüsnü. Ama yırtacağım gör bak. Yırtacağım lan bu hayattan. Bir yolunu bulacağım. Ulan milletin işi gücü yok. Hababam yemek mi yiyor lan? İyi ya Hüsnü abi ekmeğimiz işte. Hadi lan hadi. Baba ara versen biraz. Oo çay mı getirdin kızım? Sağ ol. Gözlerin iyice bozulacak valla. Ne yapayım kızım? Boş durmamak lazım. İşçi emeklisinin maaşından ne olacak? Bu iş akmasa da damlıyor en azından. Hem maazallah bu Hüsnü hayırsızından bir de para mara aldığımı düşünsene. Eve koymaz beni. Ev zaten senin baba. Allah razı olsun. O da olmasaydı iyice perişan olurduk kiralarda. Benim neyim varsa sizin kızım. Tabii ki öyle olacak. Ama ona yetmez ki işte. Şükür demez ki. Beni de ürkütüyor baba. Yüzünü buruşturuyor her şeye. Hiçbir şeyden memnun olmuyor. Hep yukarıyı görüyor. Aşağıya dönüp bakmıyor bile hiç. Bilmez miyim kızım? Bilmez miyim? Sanki padişah çocuğu olacakmış da yanlışlıkla benim oğlum olmuş gibi. Olmayacak hayaller peşinde koşup duruyor. Nefes nefese koşuyor hem de. Nefes nefese. Vay bu ne dalgınlık beyim. Siz misiniz? Ne haber ya? İyidir. Nereye böyle? Eve. Takılalım mı biraz? Gidersin sonra. Hadi gel. Tamam. Uyar bana. Ne o be? Yenge hiç kızmıyor mu sana? Kafana göre girip çıkıyorsun eve. Ne kızacak be? Kolay mı? Eve varsan ne yapacaksın ki? Yine kötümseriz baba. Nedir? Siz öyle değil misiniz yani oğlum? Zindan lan bizim hayatımız. Zindan. Niye be? Niye zindan olsun? Ulan ayın sonunu zor getiriyoruz. İş yeri berbat. Ev rutubet. Oğlum bizim önümüz de karanlık arkamız da. 3.30 paraya çürütüyoruz işte ömrümüzü. Arkadaş, bu adamı arada bir hastaneye, hapishaneye falan götürmek lazım. Fukara sofrasına oturtmak lazım bu adamı. Senin sofranda kuş sütü mü var oğlum? Sen zengin misin de böyle fukara sofrası muhabbeti yapıyorsun? Hadi oğlum gidelim kahveye. Bu tartışmanın sonu yok nasılsa. Bu işler yani nasıl bakarsan öyle görüyorsun işte hadi. Oldu bak. Yat sen. Ne oldu? Bir şey mi var? Yok canım. Ne olacak ki? Ne düşünüyorsun? Yok. Yok bir şey. Kezban. Hmm. Bir tutarsa Kezban.
bir tutarsa. Ne? Kuponu yatırdım bugün. Bu hafta içimde bir his var Kezban. Olacak galiba. Senin zaten her hafta içinde bir his var Hüsnü. Sen dalga geç bakalım. Geçmiyor. Ama büyük ikramiyeyi bekleyerek geçiremezsin hayatını. Olur mu öyle şey? Kahvede söyleyeyim mi? He? Amma astım be. Bulaşıklar yığıldı kaldı. Al kendini. Yırttım ulan, yırttım işte. Bu kadar işte, bu kadar. Hey be. Hadi hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Güle güle. Güle güle. Hüseyin Bey sen kal. Bu adam kim? Hüseyin mi? Hı. Avukat ol avukat. Niçin? Niçin mi? Ulan amma cahil misin be. Kızım servetin üstünde oturuyorsun. İnsan zengin olunca atacağı adımı bile avukata sormalı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Arkadaşımızı bir tebrik edelim dedik. Hayırlı olsun Üstü. Sağ ol. Üstücüm hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. Neyse. Pek müsait değil herhalde. Rahatsız etmeyelim biz. Aa ne demek Ethem? Çay için oturun. İşleri vardır canım. Ne ısrar ediyorsun? Doğru ya. İşimiz var bizim. Neyse arkadaş. Haddimizi biliriz biz. Rahatsız ettik kusura bakmayın. Tabii lan. Kokusunu alınca paranın nasıl üşüşüyorsunuz değil mi? Yalan mı? Bir de bana karakter sallama. Ulan çalıştığın işi ben ayarladım be. Karın doğum yaptı da Sait'ten borç aldık nankör herif. Az maaş geldiğinde harçlık koyduk cebine. Arkadaş bildik lan biz seni. Ne demek arkadaş biliyor musun sen? Öderiz lan neyse. Senden tırtıklı kuruş alan senin gibi olsun. Yazıklar olsun lan sana. Yazıklar olsun. Hadi be. İyi yaptın değil mi? Bence dört dörtlük. Böyle yapmazsanız çok suistimal edilir. Neredeydin sen? Günlerdir ortalarda yoksun. Panik yapma. Panik yapma buralardayız işte. Ama... Büyük kasa kaybolur diye mi korktun ha? Hüsnü. Nerelerdeydin? Yeni ev aldım baba da onun işleriyle meşguldüm.
Gecede mi sürüyor bu işler? Yok, hayır ama... Hesap mı soruyorsun baba? Ne? 32 yaşında adam böyle paylanır mı baba? Ne diyorsun sen? Zoruna mı gittin? Evin kirasını istiyorsan vereyim bak. 50 senelik kirasını vereyim ha? Defol karşımdan. Ulan bebeğe bir aydır elini sürmedim be. Tosbağa gibi. Bir çıktım diye kendi kabuğunu beğenmez oldum. Sıra bana posta koymaya mı geldi ha? Bu iş böyle gitmeyecek zaten. Öyle ne demek istedin? Nasıl? Böyle gitmeyecek demekle. Gitmeyecek demek istedim. Saçmalama Hüsnü, ne demek bu? Bizi terk mi ediyorsun? Caz yapma tepemde. Cevap ver bana. Ne istersem onu yaparım. Gidin başımdan. Sürük gibi yapıştınız be. Biz ha? Biz yapıştık ha? Ben 5 senelik karınım senin. Çiğdem senin kızın. Biz yapıştık ha? Kolay gelsin. Merhaba. Bunları yazabilir misin? Elbette bacım. Rahat ol. Haber yok mu seninkinden? Yok. Epey oldu herhalde, değil mi? Neyse, hayırlısı olsun. Sağ ol Arif abi, sağ ol. Numan babaya selam söyle. Tamam. İşte yenge. Adresi burada. Kimseye haber vermemiş hayırsız. Zor buldum. Sağ ol. Gidecek misin yenge? Bilmiyorum. Hadi hayırlı işler. Yok bir şey. Allah. Adresini buldum baba. Yarın gidelim. Buyurun beyler, keyfinize bakın. Ne haber baba, amma uyudun ya. Kolay mı oğlum? Simurnov manyağı olduk be. Ne yapıyoruz akşam? Vallahi ben müsaitim. Sizi Boğaz'a götüreyim akşam ha? Bana uyar. Olur be. Tamam, alırım sizi 9'da. Ne içeriz? Kafana göre getir be. Ne olursa. Siz miydiniz? Ne var? Hüsnü. Konuşacaklarımız var. Müsait değilim şimdi. Ulan bana bak, edepsiz. İki çift kelam edecek kız. Adam gibi dinle. Sonra ne halin varsa gör. Evet. Ne yapmak niyetindesin? Neyi? Ne demek neyi? Karın ve çocuğun veresiye ekmek alıyor Üstü. Sen ne vicdansız, ne görmemiş bir adamsın be. Tamam tamam. Ben düşündüm de olmayacak bu iş. Herkes kendi yolunda. Ne? Eğer Kezban sorun çıkarmazsa... Bir miktar para bile verebilirim. Evet. Verebilirim. Tu Allah müstahakını versin senin. Ulan sen! Canım, bir problem mi var? Yok, tamam.
şey yani, biz gidelim istersen. Yok yok. Onlar da gidiyordu zaten. Karın ve çocuğun, eğer Allah ömür verirse benim boynumun borcudur. Senin boyun devrilsin. Ama dilerim azgınlığın onları da yakmaz. Gidelim kızım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Buyur otur. Sağ ol baba. Yengecim nasılsın? Sağ olasın etem. Cidem, kocaman olmuşsun be. Aferin sana. Çay içer misin etem? Sağ ol Numan baba. Zahmet vermeyeyim hiç. Ben bir şeyler duydum da anlatayım mı anlatmayayım mı şaştım. Hüsnü ile ilgili. Boş ver o zibidiyi. Ne varsa yiyip içmiş Numan baba. Satıp savmış. Paranın kokusunu duyan gelmiş. O akılsız yıllarca bu yiyicilerle düşüp kalkmış. Ev, araba. Hepsi gitmiş diyorlar Numan baba. Elinde hani kaldıysa 3 kuruş kalmıştır. O da bugün yarın biter diye anlattılar bana. Ya ne bekliyordun ki Ethem? Çocuğunun kokusunu arkasına atıp defolup giden adam. O adam Allah'ın en mühim imtihanını verebilir mi sandın oğlum? Nedir o imtihan biliyor musun? Parayla imtihan. Parayla. Her pusulayı bozar o meret. Ama benim oğlum. O iyice ahmak çıktı. Ahmak. Ne bekliyordun ki oğlum? Cem! Ne haber Cem? İyi, görüşürüz. Cem, bir dakika. Biz arkadaşız. Bak, şey... Çok paraya sıkıştım. Biraz ihtiyacım var. Yakın zamanda öderim. Ben... Nasıl ödeyeceksin? Banka mı soyacaksın? Piyango mu? Hadi Hüsnü, işim var benim. Hadi Cem, yardım et bana. Uçurumun kenarındayım. Düş o zaman. Baksana. Şu adama yemek versene. Bizim hesaba eklersin, tamam mı? Tamam. Otur şöyle yemek ye. Şey, açım ama hiç param yok. Tamam tamam, ödendi. Benim oğlumsun. Seni kovamam. Ama cürmüm büyük. Af dileyeceksen onlardan dile. El öpeceksen onların eline. Kezban. Kezban ne olur. Çiğdem. Onu tanıyor musun kızım? Yok, hiç tanımıyorum. Seni hiç görmedim. Seni tanımıyoruz.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.